At first, Los Angeles police thought that the murder of a young woman last March was an isolated act of violence. But since then, they've come to believe it was connected to a wide-ranging series of assaults by a killer who's become known as the Night Stalker, a killer who apparently struck again during the weekend. We have a report from Nadine Berger. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough. But then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Los Angeles are offering a $10,000 reward for information leading to the capture of the so-called Night Stalker. He's the sadistic killer. KNBC's Phil Schumann reports. Tying him in to all of the other crimes that we're looking at. Los Angeles County Sheriff Sherman Block. Nobody knows where this individual may strike next. Bugün sizleri Kaliforniya Cumhuriyeti'ne götüreceğim. Some of the Crips and the Bloods, two of LA County's most vicious gangs. Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün kanalın ilk zamanlarında yaptığımız videoyu tekrardan yapacağız. Yani remake'ini yapacağız. Bunu çok istemiştiniz. Şimdi size bunun daha kaliteli halini sunacağım. Bazıları onu bir canavar olarak tanımlar. Diğerleri ise bir kabus. Ama gerçek, onun gerçek hayatta bir insan olduğudur. Gece avcısı Richard Ramirez. Gerçek hayatta bir canavarın nasıl doğduğunu. Hiç merak ettiniz mi? Bugün Amerika'nın en korkunç katillerinden birinin Richard Ramirez'in çocukluğunu ve gençlik yıllarını cinayet serüvenini izleyeceğiz. 29 Şubat 1960'ta El Paso, Texas'ta dünyaya gelen Ricardo Levia Munoz Ramirez sonradan korkunç bir isimle anılacaktı. Gece avcısı. Richard Ramirez 29 Şubat 1960'ta çok çalışkan iki Meksikalı göçmen olan Julian ve Mercedes Ramirez'in çocuğu olarak doğdu. Ailenin 5. ve son çocuğuydu. Ondan önce 3 erkek kardeşi ve 1 kız kardeşi vardı. Başlangıçta aile El Paso'ya yerleşti. Burada Julian, Santa Fe demiryolu için ray döşeme işinde çalışıyordu. Mercedes ise Tony Lama isimli çizme fabrikasında çalışıyordu. Richard planlanmamış olsa da ailenin bebeği olarak çok sevildi. Ona sık sık bakım yapan ablası Ruth çok bağlıydı. Julian ve Mercedes'in çocukları için çok yüksek umutları vardı ve onlara iyi bir ev sağlamak için sürekli olarak fedakarlık yapıyorlardı. En büyük oğulları Joseph, çocukluğundan beri kötü sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. Sınırlı kaynaklarına rağmen Joseph'in normal bir hayat sürmesine yardımcı olmak için 15 ameliyat geçirmesi için para ödediler. Diğer iki oğul Ruben ve Robert, okulda öğrenme güçlükleri ve davranış sorunları yaşadılar. Bebek Richard'ın büyük kardeşlerinin yaşadığı bazı zorluklardan kaçabileceği görünüyordu. Richard, Ruth'un kişisel bebeği olarak devam etti. Saatlerce onunla evcilik oynardı. Sanki o onun çocuğuydu. Onunla hem İngilizce hem de İspanyolca nazikçe konuşuyordu. Richard iyi bir bebekti. Çok ağlamazdı. İyi yemek yer ve iyi uyurdu. Özellikle diğerlerinden daha yakışıklıydı. Güzel bir yüzü, büyük, yuvarlak, uzun kirpikli gözleri vardı. Müziği de seviyordu. Ramirez ailesinde hayat kolay değildi. Ancak hepsi geçinmek için çok çalıştılar. Julian ve Mercedes çocuklarını seviyordu ve onlara yapabileceklerinin en iyisini sunuyordu. Ruben ve Robert'ın yaşı ilerledikçe hukukla başları belaya girmeye başladı. Yapıştırıcı kokluyorlar, arabaları çalıyorlar, evleri soyuyorlar ve yanlış çocuklarla takılıyorlardı. Çocuklarının bu kadar vahşi olmuş olmasından çok utanıyordu. Çocuklar tabii ki cezalandırılıyordu. Ancak bu hiçbir işe yaramıyordu. Richard 5. sınıftayken aile onun epilepsi olduğunu fark etti. Bazen büyük nöbetler geçirir, bazen de küçük nöbetler geçirirdi. Doktorlar Mercedes'e bunun üstesinden geleceğini söylediler ve sonunda gerçekten de oldu. 13 yaşına kadar Richard okulda ortalamanın üzerinde notlarla nispeten iyi okuyordu.
Ama 7. sınıfta işler kötüye gitmeye başladı. Ablasına göre Richard keyfi bir şekilde futbol takımından atıldığında gururu çok incindi. İyi bir oyuncu olmaktan çok gurur duyuyordu. Epilepsiden dolayı ara sıra bayılmasının onu takımdan çıkarılmasına sebep oldu. Kısa bir süre sonra 12 yaşındayken Richard yeni bir mentor buldu. Bu kişi davranışlarını büyük ölçüde etkileyecekti. Kuzeni Mike Vietnam'da asker olmuştu ve iki görev arası göğsünde 4 madalyayla dönmüştü. Ayrıca yanında genç Richard üzerinde büyük bir etki bırakacak tecavüz, işkence ve sakatlıklarla dolu bir Polaroid makine getirmişti. Bu son derece başarılı katil ve sadist Richard'ı himayesine alıp ona nasıl öldüreceğini ve savaşacağını öğretti. Mike'ın eşi Jessie, Mike'ın savaş sırasında neye dönüştüğünden endişe ediyordu. Savaş zamanındaki vahşilikleri ve cinsel davranışları hakkında övünmekten, esrar içmekten ve Richard'la takılmaktan başka bir şey yapmayan bir eşe dönüşmüştü. İkisi arasındaki anlaşmazlıklar giderek daha da arttı ve bir gün Richard'ın önünde Mike eşini yüzünden vurdu. Resmen bu cinayet Richard'ın gözlerinin önünde olmuştu. Mike cinayetten yargılandı ama geçici akıl sağlığını bahane ederek kurtuldu. Etkileyici savaş siciliyle Mike'a hafif davranıldı ve bir akıl hastanesine yatırıldı. Mike'ın Richard üzerindeki etkisi silinemezdi. Okula olan ilgisi tamamen kaybolmuştu ve 13 yaşındaki çocuğun tek ilgilendiği şey yasa dışı madde içmekti. Yazı geçirmek için uyuşturucu bağımlısı ve hırsız olan abisi Ruben'le Los Angeles'a gitti. Artık tek amaçları vardı. Uyuşturucu alabilmek için para çalmak. El Paso'ya döndüğünde babasıyla çatışmaları daha da yaygın hale geldi. Julian en küçük oğlunun yanlış yolda ilerlediğini gördükçe çok üzülüyordu. Bu yüzden Richard babasını bir zorba olarak görüyordu. Sonunda kız kardeşi Ruth ve kocası Roberto'nun yanına taşındı. Roberto'nun sorunu aşırı cinsel dürtüleriydi. Roberto ve Richard geceleri seçtikleri evlere gidip hiçbir şeyden habersiz kadınların soyunduğunu izleyerek kendilerini eğlendiriyordu. Richard her zaman biraz hiperaktif olmuştu ve çok az dinlenmeye ihtiyacı vardı. Geceleri sadece birkaç saat uyurdu. Bu kadarlık uyku ona yetiyordu. Lise dönemindeyken bir otelde iş buldu. Bu sayede tüm anahtarlara erişimi oldu. Misafirler uyurken odalara girip değerli eşyalarını çalmaya başladı. Hırsızlıkların anahtar yardımıyla bağlantılı olduğunu kimse anlamaması için yeterince dikkatliydi. Oteldeki güzel kadınları takıntı haline getirdi. Sıklıkla odaya sinsice girer ve onların soyunmasını izlemek için perdelerin arkasına saklanırdı. Bu kadınlarla cinsel ilişki hayalleri kurardı. Ta ki bu hayalleri bir saldırıya dönüşene kadar. Hayallerini yerine getirmek için sonunda bir kadının odasına girdi. Kadını cinsel saldırıda bulunacaktı ki şans eseri kadının kocası odadan içeriye girdi. Richard adamdan ciddi bir dayak yedi. Henüz 15 yaşındaydı. Bu saldırı girişimi yüzünden mahkemeye çıktı. Ailesi oğullarının böyle bir şey yapacağına inanmıyordu. Saldırı girişiminde bulunduğu aile başka bir eyalette yaşadığı için tekrardan gelip ifade vermedi ve yargıç da ona inanınca hiçbir denetime tabi olmadan serbest kaldı. Kuzen Mike 1977'nin sonunda akıl hastanesinden çıktı ve yeniden Richard'la takılmaya başladı. O zamana kadar Richard çok etkili bir hırsız ve soyguncu olmuştu. Artık bayağı profesyoneldi. Mike'dan hayatta kalma taktikleri ve nasıl sert olunacağını öğrendi. Kuzeni dışında kendisini bu dünyada yalnız olarak görüyordu. Richard 1978'de 18 yaşına geldiğinde El Paso'daki evini terk etti ve Los Angeles'a gitti. Tek ilgi alanı yasa dışı maddeler, cinsel fanteziler ve sürekli dinlediği ağır metal müzikti. Sert ritimli müzik gruplarına, din ve seks hakkındaki iç düşünceleriyle ilgili şarkı sözlerine ilgi duyuyordu. Artık Katolik Kilisesi'ne inanmıyordu. Yoğun sadistik cinsel imgeler Richard'ın kafasını dolduruyordu. Bu düşünceler için İsa Mesih'in onu hor göreceğini ve sonsuza kadar cehennemde kalmasını sağlayacağını da biliyordu. İsa'nın aksine şeytan onu hor görmeyecek, ona kucak açacak, ona teselli, koruma ve anlayış sağlayacaktı. Los Angeles'a gelmesiyle artık basit hırsızlıklar son bulacaktı. Burada adını tarihe kara harflerle yazdıracak eylemlerini düzenleyecekti.
Her şey 28 Haziran 1984 sabahının erken saatlerinde küçük bir banliyö topluluğu olan Glassell Park'ta başladı. Bunun tüm Los Angeles bölgesini tam anlamıyla paniğe sürükleyecek ve şiddeti artan bir dizi cinayetin ilki olması planlanmamıştı. Bu basit bir hırsızlık olayıydı. Fakat yasa dışı maddenin etkisindeki hırsız, şeytanın onu koruyacağına olan inancıyla dolup taşan bir bomba gibiydi. Arabasını sokağın aşağısına park etti ve iki katlı apartman binasına doğru yürüdü. Bir nedeni olmaksızın 79 yaşındaki Jenny Winkov'un evini seçti. O kadar sıcak bir geceydi ki Jenny'nin zemin kattaki dairesinin penceresi açıktı. Dikkatlice sinekliği çıkardı ve pencereyi daha da açtı. Kediler gibi sessiz bir şekilde daireye girdi. Yatak odasına doğru ilerledi. Ses çıkarmadan çekmeceleri karıştırdı. Ama içlerinde nakite dönüştürebileceği hiçbir şey bulamadı. Yaşlı kadının çalmak için değerli bir şey olmadığı için de öfkelendi. Yine de bir şey alacaktı. Jenny için çok değerli bir şey. Hayatını. Bu düşünce onu heyecanlandırdı. Bu yüzden avcı bıçağını çıkarıp uyuyan kadının göğsüne sapladı. Jenny yaşadığı şokla çığlık attı ve onu savuşturmaya çalıştı. Richard kadını bıçaklamaya devam etti. Sonunda bir eliyle Jenny'nin ağzını kapatarak kadının yaşamına son verdi. O kadar enerji doluydu ki kadını göğsünden 3 kez daha bıçakladı. Ertesi öğleden sonra Jenny Winkov'un oğlu ona yemek getirmek için gelmişti. Annesini korkunç bir şekilde öldürülmüş olarak buldu. Los Angeles Polis Departmanı'na yaptığı çağrı sonunda olay yerine deneyimli cinayet dedektifleri Jesse Castillo ve Mike Wynn geldi. Tek ipuçları herhangi bir şüpheliyle eşleştirebilecekleri 4 adet iyi parmak iziydi. Polis departmanında zaten dosyada olan milyonlarca parmak izini manuel karşılaştırma yapmak yıllar alırdı. Birçok cinayet gibi potansiyel şüphelilerin tek tek sorgulanıp elendiği yoğun bir faaliyet dönemi oldu. Sonunda dosyadaki aktiflik ağır ağır ilerlemeye başladı. Katili bu şekilde bulmak imkansıza yakındı. Dava yavaş yavaş soğumaya başladı. Bu olaydan neredeyse bir yıl sonra 17 Mart 1985 akşamı gece avcısı tekrar ortaya çıktı. Maria Hernandez arabasını yeni evinin otoparkına park etti. Evi Los Angeles County'de trafik yöneticisi ve çekici bir kadın olan 35 yaşındaki Dahil Okazaki ile paylaşıyordu. Garaj kapısını kapatmak için düğmeye bastı ve binanın anahtarını aldı. Garajdaki ışıklar sönüp yeniden açıldığında karşısında bir şeytan duruyordu. 22 kalibrelik tabancanın namlusuna bakıyordu. Kendisine ateş etmemesi için yalvardı ve bağırdı. Ama katil ona doğru yürümeye devam etti. Garaj ışıkları programlandıkları gibi otomatik olarak söndü. Ve Maria başına silah doğrultulmuş bir şekilde yalnız kaldı. Kendisini koruma içgüdüsüyle yüzünü korumak için elini kaldırdı. Silah ateşlendiğinde yere düştü. Ama şansı yanındaydı. Elindeki anahtarlar kurşunu biraz saptırmıştı. Richard anahtarlarını alıp eve girdiği sırada ölü taklidi yaptı. Dahil bir silah sesi ve birinin daireye girdiğini duyunca mutfak tezgahının altına saklandı ve bekledi. Birkaç dakika sonra gözünü açtı. Gözünü açar açmaz alnına bir mermi ateş edildi. Maria tamamen siyah giymiş adamı ön yoldan kaçarken gördü. Katil onu gördü ve silahını yeniden ona doğrulttu. Genç kadın tekrar ateş etmemesi için yalvardı ve İkinci kez çok şanslıydı. Katil çaldı, araca geri koştu. Maria Hernandez'i canlı bırakmıştı. Maria evine geri koştu ve oda arkadaşı Dahil'a yardım etmeye çalıştı. Ardından hemen 911'i aradı ve iki şerif yardımcısı evine geldi. Dahil'in öldüğünü doğruladılar. Ama Dahil Okazaki'nin öldürülmesi bu gece için yeterli olmadı. Dehşet devam edecekti. Katil Monterey Park'a doğru arabasını sürdü. Burada genç ve güzel bir Çin asıllı kadın hedef aldı. Veronica Yu, Toyota marka arabayla bir adamın onu takip ettiğini fark etti. Arabasını kenara çekip durdu. Böylece adama daha iyi bakabilecekti. Şüpheli şoför onun yanında geçti gitti. Daha sonra Veronica onu takip etmeye başladı. Katil arabasını durdurdu ve kendisini takip eden arabaya doğru yürüdü. Tam bu sırada caddede biraz aşağıda araçlarından Jorge ve kız arkadaşı Edith onları izliyordu. Veronica'ya neden kendisini takip ettiğini sordu ve polisi
aramakla tehdit etti. Katil kadını omuzlarından yakaladı ve onu arabasının penceresinden çekmeye başladı. Başarısız olunca silahını çekti. Veronica diğer kapıdan dışarı çıktı ve sokakta yardım çağırarak koşmaya başladı. Katil de arkasından ona ateş etti. Arabasına geri bindi ve onu ölüme terk edip hızla uzaklaştı. Jorge ve Edith Veronica'ya doğru koştular. Jorge, Montreux polis departmanını hemen aradı. Ambulans olay yerine geldiğinde onu canlandırmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. Veronica hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti. Başlangıçta polis bu iki cinayeti ve birkaç ay önceki Jenny Winkler cinayetini birbiriyle ilişkilendiremedi. Cinayetler 3 farklı yetki alanında gerçekleşti. Suçlular özellikle hırsızlar, Los Angeles bölgesindeki kolluk kuvvetleri arasındaki iletişim eksikliğini ve işbirliği eksikliğini çok iyi biliyordu. Bu durumu kendi lehlerine kullanıyorlardı. Ama Maria Hernandez'in vaftiz annesi Los Angeles Cinayet Bürosu'ndan Gil Carrillo'nun da annesiydi. Tesadüfen Carrillo, Hernandez ve Okazaki davasına atanmıştı. Carrillo sıradan bir polis değildi. İlk olarak dev bir adamdı. Güçlü, kuvvetli birisiydi. İkincisi çok cana yakın bir adamdı. Ama aynı zamanda son derece sert ve deneyimliydi. Vietnam'da cesaret madalyası ve bronz yıldız sahibiydi. 300'den fazla cinayet davası da çalışmıştı. Carrillo FBI'ın davranış bilimleri grubuyla Quantico'daki çalışmalarından bazı katillerin birilerini öldürmekten cinsel tatmin aldığını biliyordu. Carrillo, Montreux polisinden dedektif Romero'yu aradı. Hernandez, Okazaki ve Veronica vakaları hakkında bilgi alışverişi yaptı. Carrillo bu iki olayın siyah giyinmiş adam tarafından bağlantılı olabileceğini düşünmeye başladı. Her iki suç da motivasyonsuz ve rastgele görünüyordu. İlk bakışta bir seri katil durumunu gösteriyordu. Hemen Carrillo, yamaç canavarı lakaplı, Kenneth Bianchi'yi yakalamak için görev gücünü yönetmiş olan seri katil uzmanlarından çavuş Frank Salerno'yu aradı. Salerno çok deneyimli bir dedektifti. Uzun süren büyük soruşturmanın ardından meşhur seri katil Kenneth Bianchi'yi yakın zamanda yakalamayı başarmıştı. Carrillo da bu olayların bir seri katil olayları olabileceğini fark ediyordu. Carrillo Salerno'ya ayrıca çok saygı duyuyordu. Zorlu soruşturmaların başarılı dedektifiydi. Bulldog lakaplı Salerno azmiyle tanınan bir adamdı. Ayrıca o da büyük bir adamdı. Bir silah meraklısıydı ve iyi de bir atıcıydı. Carrillo ellerindeki tüm delilleri ve görgü tanığı raporlarını topladı. Bilgileri Frank Salerno'ya götürdü. Önemli olan katili gören birkaç kişi vardı. Buna saldırıdan sağ kurtulan Maria da dahildi. Maria şöyle tarif ediyordu. Zayıf, siyah saçlı ve gerçekten korkunç koyu gözlü birisiydi. Siyah giyiniyordu. Garajda düşürdüğü rock grubu AC/DC logolu şapkanın sahibi olabilirdi. Salerno Carrillo'ya suç raporlarına ve serbest bırakılan cinsel suçlulara bakmaya başlamasını söyledi. Büyük ihtimalle adam daha önce de öldürmüştü ve sadece daha önceki suçlarla bağlanamamıştı. Bir adam bir gecede katil olmaz diye düşünüyordu Salerno. Bunda da haklıydı. Gece avcısı avına tekrar başlamadan önce 8 günlük bir ara verdi. Bu sefer 26 Mart'ta sabahın 2.30'unda çalınmış Toyota'sıyla sessizce Vincent ve Max'in Zazzara'nın evine geldi. Evlerinin dışından orta yaşlı Vincent Zazzara'nın televizyon karşısında kanepede uyuduğunu görebiliyordu. Başka bir pencereden de Max'in yatağında uyuduğunu gördü. Televizyonun olduğu odayı denedi ancak her yer kilitliydi. Sonunda çamaşır odasının penceresine ilerledi ve pencereyi zorla açtı. İçeri girdikten sonra hemen çalışma odasına gitti. Vincent Zazzara'yı 22 kalibrelik tabancasıyla kafasından vurdu. Vincent ayağa kalkmaya çalışsa da mermi beynine çoktan zarar vermişti. Sonra hemen yatak odasına gitti. Silah sesi Max'ini uyandırmıştı. Max'in ne olduğunu anlayana kadar katil yanına gelmişti ve değerli eşyaların yerini öğrenmek için onu bağlamaya başlamıştı. Yatak odasında değerli eşyaları çalmaya çalışırken Max'in çok cesurca bir şey yapmaya karar verdi. Kocasının yatağının altında bir tüfek sakladığını biliyordu. Sessizce yataktan yere düştü ve tüfeği kaptı. Onu gördüğünde bir tüfeğin namlusuna bakıyordu. Max'in hemen tetiği çekti. Ancak tüfekten küçük bir tıklama sesi geldi. Vincent, torunlarının
hafta sonu için eve geldiğinde tüm mermileri çıkarmıştı. Katil buna çok sinirlenince tabancayla Max'ine 3 kez ateş etti. Daha sonra yerde tekmelemeye başladı. Öfkesini dindirmek için bu yeterli olmuyordu. Mutfağa koştu, büyük bir bıçak kaptı. Bir de Max'ine elindeki kesici aletle saldırdı. Sonra da üzeri başı kan içinde evi terk etti. Arkadaşları Zazzaraları bulduğunda hemen polisi aradılar. Olay yerine cinayet dedektifleri çağrıldı. Katilin ayakkabı izini verandanın ve çamaşır odasına tırmanmak için kullandığı büyük bir kutunun üzerinde buldular. Aynı ayakkabı izleri katilin girdiği pencerenin hemen altındaki çiçeklerin orada da vardı. Bu izler davanın en önemli delillerinden birisi olacaktı. Ayakkabı izleri sadece genç kadının kaçırılması girişiminde bulunan kişinin izleriyle eşleşti. Bu noktada Zazzara saldırısını Jenny Winkow, Dahil Okazaki ve Veronica Yu'ya yapılan saldırılara bağlamak için yeterli sebep yoktu. O cinayetlerde ayakkabı izine rastlanılmamıştı. Carrillo, Zazzara cinayetlerini duyduğunda aynı adam olduğu konusunda bir hisse kapıldı. Diğer meslektaşları onun bu düşüncesini önemsemediler. Bütün bu suçları tek bir kişinin yaptığına inanmıyorlardı. Carrillo, Salerno'dan aldığı bilgilerle tek bir kişinin tüm cinayetlerin arkasında olduğundan adı kadar emindi. Zazzaraların hayatına son verdikten 18 gün sonra gece avcısı Veronica Yu'yu öldürdüğü Monterey Park etrafında yeniden dolaşmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde arabasını caddeye park etti. Gazete dağıtan bir kadının ona baktığını fark etti. Kadın yüzünü net bir şekilde görmüştü. Ama bu adamın bir katil olacağını nereden bilebilirdi? Gece avcısı bu sırada kendisine hedef olarak bir ev bakıyordu. Gözüne kestirdiği evde Bill ve Lillian Doy adlı emekli ve Japon asıllı bir çift yaşıyordu. Lillian birkaç yıl önce felç geçirdiği için tekerlekli sandalyeye bağımlıydı. Evlerinin arkasına gitti ve açık bir pencere buldu. İlk olarak Bill'in yatak odasına girdi. Bill onun sesini duydu ve evde güvenlik nedeniyle bulundurduğu tabancalardan birini kaptı. Ancak katil ondan çok daha hızlıydı. 22'lik tabancasını dikkatlice doğrultarak Bill ateş etti. Bu sırada Lillian tabanca sesine uyanmış ve tamamen korkmuştu. Katil yatağına gitti, ona tokat attı. Hiçbir gürültü yapmaması konusunda onu uyardı. Ellerine baş parmak kelepçeleri taktı. Böyle bir şeyi polisler ilk kez göreceklerdi. Sonra da evi yağmalamaya başladı. Bill yaşıyordu. Katil onu bayıltana kadar yeniden dövdü. Şiddetten çok heyecanlanan katil Lillian'ın yatak odasına geri döndü ve 56 yaşındaki engelli kadına cinsel saldırıda bulundu. Hırsız gittikten sonra Bill kısa süreliğine kendine geldi. Lillian'ın odasına doğru sürüklenmeyi başardı ve polisi arayabildi. İlk önce itfaiye geldi ve hemen ardından Monterey Park polis geldi. Bill Doy sabaha karşı hayatını kaybetti. Kısa bir süre sonra dedektif Paul Torres katilin içeriye girdiği pencerede ve arka verandada çift ayakkabı izi buldu. Ayakkabı izlerinden alçı kalıp yapıldı. Yapılan araştırmalara göre ayakkabı izleri 44,5 numaralı Avia marka bir ayakkabıya aitti. Carrillo Torres'le konuşmak için yanına gittiğinde kendi yetki alanında olmadığı için ona yardımcı olmadılar. Carrillo bu cinayetten de emindi. Carrillo, Zazzara cinayetlerinden ve Los Angeles'taki kızın kaçırılma girişiminden gelen ayakkabı izleriyle eşleşen Avia ayakkabı izlerini daha çok öğrenmek istiyordu. Yetki sorunları yıllardır Los Angeles bölgesinin bir sorunuydu. Bu gibi hatalar katilin yakalanmasını geciktiriyordu. (Gülüyor) 29 Mayıs gecesi katil Los Angeles'ın kuzeydoğusuna, San Gabriel Vadisi'ndeki Monrovia kasabasına gitti. Rastgele kapılarını kilitlemeyen ve suç konusunda pek endişe etmeyen 81 yaşındaki Mabel Bell'in evini seçti. Mabel Bell engelli kız kardeşi Nate Lang'le birlikte yaşıyordu. Katil kapıdan çok sessiz bir şekilde içeriye girdi. Mutfakta bir çekiç buldu ve Nate'in kafasına bununla defalarca vurdu. Sonra aynısını Mabel'a yaptı. Kırmızı rujunu alıp uyuluğuna bir pentagram çizdi. Sonra duvara bir pentagram daha çizdi. Dedektifler ilk kez böyle bir şey görüyordu. İşlenen cinayetlerde katil ilk kez böyle bir hareket yapmıştı. Neden pentagram çizmişti? Nate'in yatak odasına geri döndü ve cinsel saldırıda bulundu. Nate'in odasına
başka bir pentagram daha çizdi. Katil çok rahat hareket ediyordu. Mutfaktan bir meyve suyu ve muz aldı. Yiyip içtikten sonra da evden ayrıldı. İki kadın bulunmadan önce tekrar harekete geçmişti. Artık çok daha hızlı ve vahşi olacaktı. Bu kez seçtiği yer Burbank kasabası oldu. Gözüne kestirdiği ev sıkıca kilitliydi. Bu yüzden köpek kapısından uzanıp arka kapıyı açmayı başardı. Uyuyan kadını gördü ve kadının gözlerine bir el feneri tuttu. Cheryl Kyle isimli kadını uyandırıp sessiz olmasını istedi. Evin içinde başka kimlerin olduğunu sorduğunda korkmuş kadın ona bir sonraki odada 11 yaşında oğlunun olduğunu söyledi. Onu oğlunun yatak odasının kapısına götürmesini ve sonra yere atmasını istedi. Oğlunun kapısını açıp ışığı yaktığında uyuyan çocuğun üzerine atlayıp başına bir silah doğrulttu. Cheryl odaya koşarak girdi ve silahla oğlunun arasında durdu. Kadın oğluna zarar vermesin diye yalvarıyordu. Gece avcısı ikisini de alıp koridor dolabına kapattı. Kapıyı kapatır kapatmaz tekrar açıp silahların olup olmadığını sordu. Kadın hiç silahı olmadığını söyledi. Ama yine de evi kontrol etmek için çılgınca aramaya başladı. Sonra kadından mücevherlerini istedi. Cheryl çocuğuna zarar vermezse ona her şey vereceğine söz verdi. İkisini dolaptan çıkarıp sadece çocuğu kelepçeleyerek dolabın içine geri koydu. Kadının da ellerini kilotlu çorapla bağlayıp onu yatağa attı. Kadına da diğerlerine yaptığı gibi yaptı. Raydan çıkmış katil bundan zevk alıyordu. Cheryl adamın gözlerinde şeytani bakışları gördüğü için korkup ne isterse yapıyordu. Gece avcısı patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Saldırıdan sonra mutfaktan içecek almaya gitti. Kadına şans eseri hayatta olduğunu söyledi. Eğer istediklerini yapmasaydı o da çoktan ölmüş olacaktı. Cheryl'a birçok kişinin yaşamına son verdiğini ama kendisini affettiğini söyledi. Daha sonra Cheryl ve oğlunu yatağa kelepçeledi. Kelepçelerin anahtarını kızı eve geldiğinde onları serbest bırakabilmesi için şöminenin üzerine bıraktı. Kadına giderken polislere bir şey söylerse geri geleceğini söylemişti. Cheryl bu olaydan çok korkmuştu. Kurtarıldıklarında Burbank Polis Departmanı'nda kimse Cheryl Kyle'a yapılan saldırıyı diğer saldırılarla ilişkilendirmedi. Cinayet birimindeki Carrillo'ya haber bile vermediler. Ertesi gün Cheryl bir sanatçıya ona saldıran adamın özelliklerini çizdirmeye çalıştı. Ancak çizim ona saldıran adamın başarılı bir tasviri olmadı. Birkaç gün sonra Nate ve Mabel bulundu. Şaşırtıcı bir şekilde iki kadın da hala yaşıyordu. Ancak neredeyse ölmek üzereydiler. Kafalarında birden fazla kırık ve birçok yaralanmaları vardı. İki yaşlı kadın da komadaydı. Monrovia polisi cinayet dedektiflerinin yardımını istedi. Monrovia polis departmanı küçüktü. Böyle bir olayı çözmek için daha büyük bir departmana ihtiyaçları vardı. Toplanacak çok sayıda kanıt vardı. Katil yaşlı kadınları tecavüz ettikten, işkence ettikten ve neredeyse ölümüne dövdükten sonra evde rahat davranmıştı. İçi yarım yenmiş muz, dolu bir tuvalet, boş içecek kutuları buldular. Kanda yine bir ayak izi vardı. Eğer tüm bu saldırılardan sorumlu olan tek bir kişi varsa ellerinde çok sıra dışı bir seri katil vardı. Çoğunlukla seri katiller belirli bir tür kurbanla sınırlı kalır. Eğer Mabel ve Nate'ye saldıran adam Zazara'ları, Doi'yi, Okazaki'yi ve Veronica Yu'yu öldürdüyse ellerinde kimsenin güvende olmadığı benzersiz bir seri katil vardı. Haziran'ın başında katil Zazara'nın evinden yaklaşık yarım mil uzaklıkta Cu Rivera'daki bir evi seçti. Gece yarısı evin pencerelerini denedi ama hepsi kilitliydi. Yemek odasındaki pencere dışında pervazı çıkardı, kurumuş boya nedeniyle yerinden kalkmayan pencereyi açmakta çok zorlandı. Bir tornavidayla gevşetti ve pencereyi yavaşça açtı. Evde bir kadının John pencereyi sen mi açtın dediğini duydu. Los Angeles polis yardımcısı John Rodriguez yataktan kalktı ve eşi Susan'ın gece haberlerini izlediği oturma odasına gitti. Pencereyi kendisinin açmadığını ve boyadığından beri sıkıştığı için kapalı olduğunu söyledi. Ama kadın bu sesi duymuştu. Bunun üzerine katil evi terk etmeyi akıllıca buldu ve arabasına geri döndü. Ancak yemek odası penceresinin hemen altında ayırt edici bir şey bıraktı. Katilin ayırt edici Avia marka ayakkabı izi vardı. Yardımcı şerif evi hedef alan bu girişimi hemen bildirdi ve dedektif Carrillo'ya haber verdi. Birden bu dava Carrillo için son derece kişisel hale geldi.
annesi de Nate Lang veya Mabel gibi bir kurban olabilirdi. Katil içinde kötü bir geceydi. Bir türlü doğru evi bulamıyordu ve bu onu sinirlendiriyordu. Eagle Rock'taki bir kızı kaçırmayı denedi. Fakat biri polisi aradı ve kaçmak zorunda kaldı. Daha da kötüsü, kırmızı ışığı geçti ve Los Angeles Polis Departmanı'ndan bir motosikletli polis tarafından durduruldu. Ehliyetsiz, kayıtsız ve çalıntı bir Toyota'yla katil biraz gerginleşmeye başladı. Şans eseri motosikletli polis, kızı kaçırmayı deneyen adamın ihbarını duyduğu ve failin çalıntı bir Toyota sürdüğünü bildiği halde iki olayı bağdaştıramadı. Polis memuru bir trafik cezası için katilin yanına geri döndü ve evlerinde insanları öldüren adam sen misin diye sorduğunda karşısındaki adam hayır tabii ki ben değilim cevabı verdi. Daha sonra polis motosikletine doğru geri döndüğünde şüpheli şahıs arabanın kaportasına bir pentagram çizdi ve kaçtı. Polis memuru çalıntı arabaya geri geldiğinde içinde nakit para olan bir cüzdan, dişçi randevu kartı ve telefon rehberi buldu. İlginç bir şekilde polisler arabanın içinden parmak izi almayı düşünmediler. Carillo böyle bir arabanın yakalandığını duyduğunda çok heyecanlandı. Hemen arabayı incelemek için gerekli başvurularda bulundu. Ama üst makamlardan onay gelene kadar çok uzun zaman geçti. Carillo suç laboratuvarına gitti ve birçok suç arasındaki tek bağlantı olan bu Avia Aerobic spor ayakkabıları hakkında her şeyi bilmek istediğini söyledi. Hangi mağazalar bu ayakkabıları satıyordu? Bu bölgeye kaç çift geldi? Katilin sahip olduğu gibi çok büyük spor ayakkabıları alıcılarını izlemek için ne gibi yollar vardı? O öğleden sonra Frank Salerno ve Gil Carillo resmi olarak ortak olmaya karar verdiler. Carillo saygıyı hak eden bir adamla çalışmanın heyecanını yaşıyordu. İkisi de gece avcısının yakalanmasının zaman meselesi olduğunu biliyordu. Haziran başında Carillo ve Salerno Arkadya'da yaşayan 28 yaşındaki güzel bir kadın olan Patty Higgins'in cinayetini araştırmak üzere çağrıldılar. Ağır şekilde dövülmüştü. Görünüşe göre ona da tecavüz edilmişti. Avya ayak izleri ve 22 kalibrelik bir tabanca yoktu. Bu yüzden cinayeti spesifik olarak gece avcısına bağlayacak hiçbir şeyleri yoktu. Ancak saldırının vahşeti onun etkisinin olduğunu gösteriyordu. Gece avcısı 2 Temmuz'da tekrar harekete geçti. Şehrin kuzeydoğusunda San Gabriel dağlarının eteklerinde Arkadya banliyösüne geri döndü. Yalnız yaşayan 75 yaşındaki Mary Louise Cannon'ın evini seçti. Evi tamamen karanlıktı. Kendinden çok emin bir şekilde ön pencerenin camını kaldırdı ve sessizce içeri girdi. İlk önce uyuyan kadının yalnız olduğundan emin oldu. Sonra komodinden bir abajur aldı ve kadının başına indirdi. Bu yeterli olmayınca Cannon'ı boğarak bayılttı. Sonra mutfaktan bir bıçak alıp boğazına arka arkaya darbeler savurdu. Sonunda da evi yağmaladı ve ön kapıdan çıktı. Salerno ve Carillo Arkadya'daki bu ikinci cinayeti araştırmaya geldiklerinde adamın her iki cinayeti de işlediğini fark ettiler. Mary Louise Cannon'ın boğazındaki bıçaklama kesme Patty Higgins'e yapılanın aynısıydı. Bir şey daha vardı. Yeni bir halının üstünde büyük bir ayak izi. Baskı halının üzerinden kesildi ve laboratuvara götürüldü. Ayrıca zeminde net bir şekilde Avia aerobik ayakkabının eşsiz desenini taşıyan bir doku parçası da bulundu. Bu noktada korkutucu seri katilin iş başında olduğunu kanıtlamak için ellerinde deliller oluştu. Salerno ve Carillo yüzbaşı Robert Grimm'le buluştu ve tam ölçekli bir soruşturma başlatmak için kaynak ve yetki aldılar. Birkaç gün sonra katil Arkadya'nın zengin topluluğuna yeniden saldırdı. Yönetici Steve Bennett eşi ve çocukları 16 yaşındaki Whitney'nin evini seçti. Ön kapıdan içeriye girdi ve alışkanlık haline getirdiği gibi evin etrafında dolaştı. İçeride tam olarak uyuyan kaç kişi olduğunu tespit etti. Bu sefer çalıntı arabadan bir bijon anahtarı getirdi. 16 yaşındaki Whitney'i bijon anahtarıyla sayısızca dövdü. Sonra bir telefon kablosu aldı, boynuna sardı ve iyice sıktı. Bir nedenden dolayı evi yağmalamadan veya ev halkının diğer üyelerini de uyandırmadan evi terk etti. Sanki bu saldırı yeterli olmuştu. Ertesi gün dövülmüş olan Whitney korkunç bir baş ağrısıyla uyandı. Başına ne geldiğini bilmiyordu. O günün ilerleyen saatlerinde Avia aerobik ayakkabının deseni Whitney'nin yorganında net bir şekilde görülüyordu. Ve her şey
ortadaydı. Ertesi gün Salerno ve Carrillo gece avcısının bileşik bir profil tanımını geliştirdi. Uzun boyluydu. Ayakkabı numarası 44,5 civarında, bakımsız, siyah saçlı, kötü dişli ve üzerinde kötü bir deri ceketi olan Hispanik'ti. Bir satanist ve sadistti. Cheryl Kyle onu iyi görünümlü, açık tenli ve çok vahşi bir Meksikalı olarak tanımlamıştı. Whitney bu saldırının sonunda hayatta kalmayı başardı. 7 Temmuz'da her zaman olduğu gibi tamamen siyah giyinmiş gece avcısı Bill Doy ve Veronica Yu'yu öldürdüğü Monterey Park'a geri döndü. 61 yaşındaki Joyce Nelson'ın evini seçti ve kilitsiz bir pencereden içeriye girdi. Televizyonun karşısında kanepede uyuyan kadına tabancasını dayadı. Onu saçından tuttu ve yatak odasına doğru çekmeye başladı. Kadın karşı koymaya çalıştı ancak bu katili daha da öfkelendirdi. Kadını yere fırlattı ve yumruklarıyla bayıltana kadar dövdü. Sonra onu yatak odasına sürükledi. Yüzüne o kadar sert tekme attı ki yüzünde avya ayakkabısının izi görülebiliyordu. Josh Nelson'ın yaşamına oracıkta son verdi. Evini soydu ve arabasına doğru ön kapıdan çıktı gitti. Bir gece için bu yeterli değildi. Gece avcısı sabahın 3'ünde tekrar Monterey Park'a döndü. 63 yaşındaki psikiyatri hemşiresi Sophie Dickman'ın evini seçti. Tüm kapıları ve pencereleri kilitliydi. Katil yine de fazlasıyla ısrarcıydı. Bir köpek kapısının içinden kilide ulaştı ve kapıyı oradan açabildi. Kadının evde yalnız olduğundan emin olduğunda tabancasını çekti. Işıkları açtı ve yataktaki Sophie'nin üzerine atladı. Sophie'nin ağzını eliyle kapatarak sessiz olmasını istedi. Sophie gazetelerde onun hakkında yazılanları okuduktan sonra hemen karşısındakinin kim olduğunu anlamıştı. Psikiyatri hemşiresi olarak deneyimi sayesinde kelepçelenirken ve başına bir yastık kılıfı geçirilirken katili tetikleyecek bir şey yapmamasını sağladı. Sophie katile evde hiçbir şey olmadığını söylediğinde adam sinirlendi ve yüzüne yumruk attı. Ölmekten korkan kadın ona mücevherlerinin banyoda gizli bir yerde olduğunu söyledi. Sophie'yi oraya sürükledi ve gizlediği her şeyi çıkarmasını sağladı. Sophie'ye saldırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Sonra diğer değerli eşyalarının nerede saklandığını bilmek istedi. Ona başka hiçbir mücevherleri olmadığına dair yemin etti. Gece avcısı evde gerçekten bir şey olmadığına dair şeytan adına yemin etmesini istedi. Sophie'yi yatağa kelepçeledi ve bağırmaması konusunda sertçe uyardı. Sonra tekrardan evi yağmalamaya başladı. İşini bitirdikten sonra buradan kaçarak gitti. Sophie Dickman'ın evinin tam karşısında polis yardımcısı Linda Arthur yaşıyordu. Sophie Dickman'ın karşı eve doğru yaptığı yardım çağrıları onu uyandırdı. Linda komşusuna yardım etmek için hemen bornozuyla oraya gitti. Jill Carrillo Linda ile yakın arkadaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Linda tam uyumak için yatağına giren Carrillo'yu aradı ve bir olayın yaşandığını bildirdi. Başlangıçta gece avcısının olduğundan emin değillerdi. Sophie'nin evi etrafında karakteristik avya ayakkabı izleri bulunamadı. Sophie kendisine saldıran adamı iyi görünümlü, uzun, zayıf ve kötü dişlere sahip bir adam olarak tanımladı. Ancak kısa süre sonra Joyce Nelson'ın keşfi ve yüzündeki avya ayak izi gece avcısının gerçekten o gece bir öfke patlaması yaşadığını doğruladı. Carrillo ve Salerno hızla Joyce Nelson'ın evine gittiler. Ama haber medyası her ikisinden önce oraya varmıştı. Sonunda bir seri katilin iş başında olduğu halkada duyurulmuş oldu. 61-year-old Joyce Nelson lived alone in her Monterey Park home. Yesterday, police found her beaten to death. They feel her killer may be the same man involved in a mid-May break-in where an elderly woman was beaten and raped, her husband shot to death. But is the same suspect involved in five other attacks in the nearby communities of Arcadia, Monrovia, and Sierra Madre? Detectives say maybe. Here at the Hall of Justice downtown, investigators have assembled the largest force of detectives since the Hillside Strangler case. Dedektifler bu olayların medyaya yansımasını istemiyorlardı.
Çünkü ellerinde katili takip edebilmek için spesifik delilleri vardı. Mesela avya marka ayakkabıyı eğer katil bir daha giymezse ne olacaktı? Katili takip ettikleri en önemli delil buydu. Her kanaldan kamera ekipleri vardı. Haber medyası bu yeni seri katil için görev gücünü yönetenin Yamaç Canavarı adlı seri katili yakalayan Frank Salerno olduğunu öğrendiğinde Salerno'yu rahat bırakmadılar. Salerno ve kısa süre sonra Carrillo'da İngiltere, İsrail ve Brezilya'dan gelen muhabirler tarafından rahatsız edilmeye başladı. Bu arada polis ofisindeki kriminalistler Avia aerobik ayakkabısı hakkında çok önemli bilgiler topladı. Çok az ayakkabı yapılmıştı ve yalnızca 6 çifti Los Angeles'a satılmıştı. Bu 6 çift Avia'dan sadece bir çift 44,5 numaraydı. Eşsiz ayakkabının fotoğrafları Los Angeles'taki tüm karakol merkezlerine gönderildi. Sonunda Los Angeles Polis Departmanı gece avcısının motosikletli polis tarafından korkutulduktan sonra geride bıraktığı arabayı polis ofisine bırakmaya kabul etti. Carrillo ve Salerno arabada bırakılan diş hekimi randevu kartı ve telefon numaralarının bulunduğu defter hakkında bilgi sahibi oldular. Bunun ardından bölgenin kolluk kuvvetleri bir araya gelmeye başladı. Bu diş kartındaki önemli detay şuydu. Gece avcısı ciddi bir diş ağrısı yaşıyordu. Görünen o ki tekrardan dişçiye gidecekti. Şimdi bu dişçide bu adamın yakalanması gerekiyordu. Tüm kamuoyu görev gücü için işleri daha da zorlaştırdı. Herkes gece avcısının kim olduğunu biliyor gibiydi ve polis ofisi hem vatandaşlar hem de polislerden gelen ipuçlarıyla boğuşuyordu. Bununla birlikte medyanın yaptığı az sayıdaki iyi şeylerden biri Los Angeles bölgesindeki insanların güvenlik bilincine sahip olmasını ve pencerelerini, kapılarını artık kilitlemelerini sağlamaktı. Kamuoyunun en büyük dezavantajı gece avcısı üzerindeki etkisi oldu. Ünlü durumuna gelmişti ve sorumlu egosu bundan beslenmişti. Polis peşine en iyi adamlarını koymuşken o da güvenlik konusunda daha bilinçli hale geldi. 17 Temmuz'da Mabel Bell gece avcısının Mayıs sonunda başına verdiği darbelerden dolayı hayatını kaybetti. Kız kardeşi Nate Lang komada olsa da hayatta kaldı. Gece avcısı işe geri dönmek için hevesliydi. 20 Temmuz'da Glendale'in şık şehrini seçti. Max ve Lela Nightling'in evine gelene kadar sokaklarda gezdi dolaştı. İkisi de 60'lı yaşlardaydı. Yatak odalarına sızdı ve Max'in boynuna büyük bir kesici aletle vurdu. Ancak bıçak yeterince keskin değildi. Sinirlenerek hem kocayı hem de karısını tabancayla vurdu. Silah seslerinin oraya polisi getirmeden önce hemen evi yağmalaması gerekiyordu. Gece hala erkendi ve bu vahşeti onu yeterince yormamıştı. Bu yüzden başka bir kurban seçmek için San Valley'e gitti. Sabaha karşı 4'ten sonra Tayland göçmeni Chey Narong ve Somchit Kwona'nın evine girmeye karar verdi. Kilitlenmemiş bir veranda kapısı buldu. Üzerinden içeriye girdi. Salona girdiğinde Somchit'in kanepede yattığını gördü. Kafasına bir silah dayadı. Kadına ses çıkarmamasını söyledi. Yoksa hayatını kaybedecekti. Onu bıraktı ve yatak odasında uyuyan kocasının yanına gitti. Silah kafasına dayadı ve bu kez uyarmadı. Direkt adamın yaşamına son verdi. Somchit'e geri koştu, sonra geceliğini yırttı ve onu banyoya sürükledi. Saç kurutma makinesinin kablosunu kesti ve onu arkadan bağlamak için kullandı. Tekrar yatak odasına götürdü ve hareketsiz kocasının önünde cinsel saldırıda bulundu. Tam bu sıralarda çocuklarının alarmı çaldı. Bu yüzden Somchit'i bir alnına bıraktı ve çocuğu bağlayıp çorapla da ağzını kapattı. Daha sonra ona ve çocuklara tüm nakit paralarını ve değerli eşyalarını vermezse öldüreceğini söyledi. Kadın mücevherci olan kardeşinden aldığı elmasları ve diğer kıymetli eşyaları vermek zorunda kaldı. Bu olaydan sonra yine polis bölgeleri arasındaki işbirliği eksikliği sorun yarattı. Ne San Valley ne de Glendale polisi cinayetler hakkında davayla ilgili olan ofisi bilgilendirmedi. Carrillo ve Salerno'nun bunları öğrenmesi bir sonraki güne kadar sürdü. Avya ayakkabı izi San Valley saldırısında olay yerinde bulundu. Ama Glendale cinayetlerinde bulunmadı.
Somkid bir polis ressamıyla çalışarak bir robot resim çizdirdi. Robot resim basına dağıtıldı ve bölgedeki her polis, polis arabasının üstüne yapıştırdı. Los Angeles panik içindeydi. Bu canavar yüzünden kimse güvende değildi. Los Angeles'ta her yerde polise siyah giyen şüpheli bir adamın raporları geliyordu. Yaşlı kadınlar yalnız olmaktan korkuyordu. Kızlar randevulardan eve erken dönmek zorunda kalıyordu. Erkekler gece boyunca sopalar ve silahlarla beklemek için uyanık kalıyorlardı. Çocuklar ebeveynlerinin yataklarında uyumakta ısrar ediyorlardı. Birçok insan hiç uyumuyordu. İnsanlar kaynaklarını bir araya getirdiler ve sabaha kadar sokakları dolaşan insanlarla doldurdular. Richard Ramirez'in bir sonraki hedefi Northridge topluluğuydu. 38 yaşındaki Chris Peterson ve eşi Virginia'nın evini seçti. Tüm pencereler ve kapılar kilitliydi. Sadece camda kayar bir kapı açıktı. Chris ve Virginia'nın yatak odasına gitti ve taşıdığı silahı onlara doğrulttu. İlk olarak Virginia uyandı ve karşısındakini görünce şok oldu. Adama bağırınca yüzünün ortasına bir mermi yemiş oldu. Chris sesle uyandığında karısının kanlar içinde yattığını fark etti. Sonra Virginia'ya başka bir atış daha yaptı ama ıskaladı. Kızları bir sonraki odada çığlık atmaya başladılar. Chris Ramirez'le dövüşmeye başladı. Katil ona ateş etti ama kaçırdı. Boş silahıyla Ramirez camdan fırladığı gibi dışarı koştu. Chris hemen telefona koşarak yardım çağırdı. İkisi de çok şanslıydı. Richard Ramirez'in kullandığı mermi hatalı üretimdi ve Chris'e zarar vermemişti. Virginia'nın mermisi beynini tamamen es geçmiş ve boynunun arkasından çıkmıştı. Peterson saldırısından sonra gece avcısı polisle karşılaşma durumunda savunmasını güçlendirmeye karar verdi. Silahı ve kelepçelerine ek olarak bir Uzi makineli silah satın aldı. 8 Ağustos'ta Los Angeles'ın doğusunda Diamond Bar kasabasına gitti. Elyas ve Sakine Abovat'ın evini seçti. Avcı camdan içeriye girdi ve doğruca Elyas ve Sakine'nin yatak odasına gitti. Yatağın üzerine yürüdü ve Elyas'ı 25 kalibre bir tabancayla öldürdü. Kadına sakin olmasını söyledi. Kadın da taleplerine uydu ve çocuğunu sakinleştirmek için odasına gitti. Çocuk tekrar uyuduktan sonra saldırgan onu yatak odasına götürdü. Biraz hırpaladıktan sonra cinsel saldırıda bulundu. Küçük çocuk yatak odasının kapısını açıp içeriye girdi. Saldırgan onu da yatağa bağladı ve susturmak için başının üzerine bir yastık koydu. Sakina oğluna yardım etmeye çalışsa da adam buna izin vermedi. Sonra buzdolabına gitti ve biraz kavun aldı. Sonunda bütün değerli eşyalarını bir yastık kılıfında saklayarak evi terk etti. Bu sefer Avya ayakkabı izleri olmasa da bulunan ayakkabı izleri Avya'nınkiyle aynı büyüklükteydi. Gece avcısının işi olduğuna hiç şüphe yoktu. Acı verici diş durumuna rağmen saldırgan asla dişçiye de geri dönmedi. Ancak polis görev gücü gece avcısının diş röntgenlerini çizim eskiziyle birlikte Los Angeles bölgesindeki tüm dişçilere gönderdi. Başka bir doktora giderse hemen polislere haber verilecekti. Gece avcısı yakalanma konusunda artık endişelenmeye başladı. Çember daralıyordu. Şeytanın onu polisten koruduğuna inanıyordu ama dikkatsiz olmanın da anlamı yoktu. Artık robot resim yayınlanmıştı. Onunla birlikte hakkında birçok fiziksel açıklama da yapılmıştı. Sanki insanlar ona bakıyormuş gibi hissediyordu. Ayrıca üzerinde 80 bin dolar ödül koyulmuştu. San Francisco'ya bir ziyaret yapmanın zamanı geldi. Kimse onun orada olmasını beklemezdi. Los Angeles'ta olduğu gibi insanlar uyanık olmadıklarında evlere girmek için çok daha kolay olacaktı. Bir araba çaldı ve San Francisco'ya kuzeye doğru sürdü. Vardığında hemen Çin mahallesine girdi. Yaşlı bir kadını evine kadar takip etti ve onu bayıltana kadar dövdü. 8 Ağustos'un erken saatlerinde Ramirez, Hong Kong'dan zengin göçmenler olan Peter ve Barbara Pan'ın evine girdi. Peter'ın yatak odasına girdiğinde silahını Peter'ın kafasına dayadı ve tetiği çekti. Barbara'ya saldırmaya çalıştı ancak kadın direndi. Ona da ateş etti. Daha sonra Barbara'nın rujunu alarak yatak odasının duvarına karın deşen Jack'e ithafen bıçaklı Jack yazdı. Bir de yanına pentagram çizdi.
Evdeki her şeyi dağıttıktan sonra ayrıldı. Salerno ve Carrillo, San Francisco'daki aileye yapılan saldırıyı duyduklarında polisi aradılar. Hızlıca olay yeri hakkında bilgi almak istiyorlardı. Pan ailesinin evinde bulunan kovan hakkında kısa bir konuşma onları gece avcısının gerçekten San Francisco'ya taşındığına ikna etti. İki adam uçakla San Francisco'ya gittiler. Los Angeles'taki soruşturmadan topladıkları tüm bilgileri açıkladılar. Şaşırtıcı bir şekilde o zamanlar belediye başkanı bir basın toplantısı düzenledi ve basına Los Angeles görev gücünün topladığı tüm delilleri, özellikle avya ayakkabı izleri ve balistik kanıtları öne çıkararak her şeyi anlattı. Los Angeles'a geri dönen Salerno ve Carrillo belediye başkanının aslında gece avcısını en önemli kanıtlar hakkında bilgilendirdiğine ve ona avya spor ayakkabılarını ve silahları atma fırsatı verdiğine şaşırmışlardı. 25 Ağustos'ta avcı tekrar paranoyak tavırlar sergilemeye başlamış olabilir. San Francisco, Los Angeles'tan daha güvenli değildi. Bu yüzden çaldığı arabasını alıp eve geri döndü. Çalıntı arabasıyla Mission Viejo'ya gitti. Gece bir de ışıkları kapalı şekilde sokakta dolaşırken motorunu tamir eden genç adamı fark etmedi. Genç adam James Romero gece avcısını görmüştü. Adamın yüzündeki yoğun kötülük ifadesi Romero'nun zihninde derin bir iz bıraktı. Katil daha sonra 29 yaşındaki Bill Carnes'ın evini seçti. Carnes, güzel sarışın nişanlısı Carol Smith'le birlikte yaşıyordu. Saldırgan kilitsiz arka pencereden evlerine girdi ve doğrudan yatak odasına gitti. Yatak odasına girdiğinde silahını eline aldı. Bill hemen uyandı. Saldırgan onu başından 3 kez vurdu. Bu gürültüyle Carol da uyanmıştı. Carol'a gülerek kendisini tanıyıp tanımadığını sordu. Tanımamasına çok sinirlendi. Gece avcısı olduğunu söyledi. Carol yatağa bağladıktan sonra mücevherlerin yerini sormaya başladı. Yatak odasından Bill'in 400 dolarını verdi. Resmen kadının hayatını kurtaran bu 400 dolar olmuştu. Gece avcısı kadına aynen böyle söylemişti. Sokağa geri dönerken James Romero aynı arabayı tekrar gördü ve plakanın son 3 hanesini hemen not aldı. Daha sonra Bill Carnes ve Carol Smith'e yapılan saldırıyı duyduğunda polisi aradı. Carol kendini güvende hissettiğinde yan komşusundan polisi aramasını istedi. Bill'i hastaneye götürdüler ve 3 mermiden ikisi çıkarıldı. 3. mermiyi çıkarmak Bill'in zaten zedelenmiş olan kafatasına fazla zarar verecekti. Adam şanslıydı. Her şeyi atlattı. Saldırgan her zaman eldiven giyerdi. Ancak bu sefer o kadar çok terlemişti ki bir süreliğine çıkarmıştı. Toyota marka arabayı terk ettiğinde her zamanki gibi arabayı sildi. Ama birkaç iz bırakmıştı. Bu sefer yeterince dikkatli değildi. Dikiz aynasındaki bir parmak izini kaçırmıştı. Gece avcısının mükemmel şansı sona eriyordu. Davanın gerçek dönüm noktası çalıntı Toyota'nın sahibinin polisi arayıp plakadaki eksik son 3 haneyi söylemesiyle gerçekleşti. Araba daha sonra bulundu ve parmak izleri için üzerinde çalışmalar yapıldı. Adli tıpçılar gece avcısının kaçırdığı tek parmak izini buldu. Bu parmak izi 25 yaşındaki Richard Ramirez adında birisine aitti. Artık gece avcısının bir ismi vardı. Polisler Los Angeles bölgesindeki tüm gece kondu bölgelerine gittiler. Yanlarına robot resmi de götürdüler. Sonunda Bristol Otel'e geldiler. Burada 315 numaralı odada bir kiracı tanımına uyan kişinin kaldığını söylediler. 315 numaralı odada Mabel Bell, Peter ve Barbara Pan'ın evlerinde çizilenlere neredeyse aynı bir pentagram vardı. Adli tıpçılar parmak izleri için yeniden çağrıldı. Parmak izlerini El Paso'dan gelen hırsız ve otomobil hırsızı olan Richard Munoz Ramirez'le eşleştirdiler. Tanıma mükemmel bir şekilde uyuyordu. Kısa sürede fotoğrafı hem polise hem de basına dağıtıldı. Herkes Richard Ramirez'i arıyordu. Tüm gazetelerde fotoğrafları vardı. Richard Ramirez, Los Angeles sokaklarında her şeyden habersiz gezerken insanlar onun kim olduğunu çoktan öğrenmişti bile. 31 Ağustos'ta sabahın erken saatlerinde bir gazete bayisinde gazetede çıkan kendi fotoğrafını görünce sona geldiğini anladı. Tabii gazete bayisindeki adam da onu tanımıştı. Ramirez hızlı adımlarla ara sokaklara doğru ilerlemeye başladı. İlerledikçe onu tanıyanlar ortaya çıkıyor ve kovalamaya başlıyordu. Ara sokaklarda yaşanan koşuşturmanın ardından Ramirez daha fazla kaçamadı. Halk tarafından kıskıvrak yakalandı. Halk
resmen ondan nefret ediyordu. Polisler gelene kadar kendisine iyi bir dayak attılar. Ramirez neredeyse polisleri gördüğüne sevinmişti. Daha sonra kelepçelenerek yargılanmak üzere karakola götürüldü. Richard Ramirez sorgulamalar sırasında hiç pişman değildi. Her şeyi rahat bir şekilde anlatıyordu. Hatta yaptıklarından son derece zevk aldığını söylüyordu. Ramirez 1985 yılında yakalandıktan sonra bir dizi cinayet, cinsel saldırı, soygun ve hırsızlık suçlamasıyla yargılandı. İlk duruşması 1985'te yapıldı. Ancak asıl dava süreci 1989'da başladı ve yaklaşık bir yıl sürdü. Davası özellikle Amerikan medyasında büyük ilgi gördü ve çoğu kişi onun çok sayıda suçla suçlandığına tanık oldu. Dava boyunca Ramirez bir dizi garip ve rahatsız edici davranış sergiledi. Duruşmaların birinde mahkemeye pentagram işareti çizilmiş bir avuç içiyle geldi ve şeytanik inançlarını açıkça ifade etti. Ramirez'in suçlandığı suçların sayısı ve ciddiyeti dava sürecini çok uzattı. Her bir suçlama ayrı ayrı değerlendirilmesi ve kanıtların sunulması gereken bir durumdu. Ramirez dava boyunca birkaç defa avukat değiştirdi ve bu da süreci geciktirdi. Avukatların değişmesi, her yeni avukatın dosyayı incelemesi ve stratejilerini belirlemesi için ek zaman gerektiriyordu. Ramirez'in suçları geniş bir coğrafi alanda gerçekleşmişti ve birçok farklı türde kanıt toplanmıştı. Bu kanıtların her birinin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekiyordu. Dava öncesi ve sırasında jüri seçimi de zaman aldı. Özellikle yüksek profilli ve duygusal olarak yüksek yargılama durumlarında tarafsız bir jüri bulmak zor olabiliyor. Davanın karmaşıklığı çeşitli yasal gecikmelere ve itirazlara neden oldu. Her itiraz davayı daha da uzattı. Bu faktörlerin hepsi Ramirez'in davasının çok uzun sürmesine sebep oldu. Her ne kadar her dava benzersiz olsa da bu türden karmaşık ve yüksek profilli davalarda genellikle bu türden gecikmeler görülürdü. Ramirez toplamda 13 cinayetten suçlu bulundu ve 19 diğer suçlama içinde suçlu bulundu. Ölüm cezasına çarptırıldı. San Quentin Eyalet Hapishanesi'ne gönderildi. Ancak ölüm cezasının infazı sırasını beklerken 2013 yılında doğal sebeplerden hayatını kaybetti. Kaliforniya'daki ölüm cezası yasalarına ilişkin tartışmalar ve çeşitli itirazlar nedeniyle Ramirez'in idam tarihi asla belirlenemedi ve böylece ölüm cezası uygulanmadan önce doğal nedenlerden hayatını kaybetti. Ramirez'in yargılanması Amerikan yargı tarihindeki en uzun ve en pahalı dava süreçlerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca mahkemede sergilediği rahatsız edici ve şok edici davranışların nedeniyle geniş çapta ilgi görmüştür. Bu videoda Ramirez'i izledik. Evet, uzun bir video oldu. Tüm detaylarını sizinle paylaşmak için böyle uzunca bir video yaptık. Dava sürecini de birlikte gördük. Çocukluğunu da gördük. Cinayet sürecini de gördük. Uzun bir video istiyordunuz. Sonunda size böyle bir videoyla cevap vermiş olduğum için de mutluluk duyuyorum. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi videonun altında görmek isterim. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.